Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı hafta sonları dilerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yeni gelenler de kanalıma hoş geldi, sefa geldiler. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Gerçekten gönlümden seviyorum. Sizin de aynı beni sevdiğiniz gibi. Hepinizin bu mübarek Kandil gecesini, Kandil gününü kutluyorum. Rabbim hepimizin yüreğindeki duaları kabul etsin inşallah bu güzel günde. Kötülükler inşallah unutulsun. İyiliklerle Allah hepimizi karşılaştırsın. Hastalara şifa istiyorum Rabbimden. Dertlilere deva, borçlulara da borçlarımızı inşallah ödeyip bitirmek, hayırlısından sağlıklı bir şekilde bitirmek nasip etsin. Sevdiklerimize yazın böyle güzel bir şekilde kavuşmak nasip etsin inşallah. Hayırlısıyla kavuşmak nasip etsin. Hayırsızı etmesin. Biz gene burada duralım. Bir canlı kavuşmak var. Kastım bu daha doğrusu. Bir de cansız kavuşmak var. Gerçi laf lafı gene açaya canlarım. Bazen de kaybettiklerimizin de burada biliyorsunuz en acı gününe bile yetişemeyenler var. Ablalarım var burada, annem yaşındakiler var, gidemeyenler var. Natıyla ben dinlerim orada parklarda. Kimi diyor ki annem öldü ben yetişemedim diye. Kimi diyor ki ben göremedim diye. Keşke diye yanında olabilseydim. Bunun öyle de Allah göstermesin. Ben ona da razıyım. Yapacak bir şey yok. Tabi ölümün küçüğü büyüğü yok. Ama gene de benim anamın babamın yaşı ilerledikçe insanı bu gurbette korku da saray. Bir de benim gibi böyle nasıl diyeyim size çok inceleyen bir insan gece gündüz düşündüğüm için buradaki değerli izleyicilerim de yazaylar bana Filizciğim fazla inceleme diye. Onun için de başın ağrıyor değildir bana. Ama canlarım insanın bazı şeyler gerçekten elinde değil. Bir insanın bir yapısı, bir karakteri vardır. Ondan ben geçemiyorum açıkçası. Ben biraz da aileme fazla herhalde düşkün olduğum için herkes ailesine düşkündür ama ne bileyim ben en ufak olduğum için en ufakları onun için mi yoksa burada olduğum için mi? Ben annemin yanındayken yani gene de öyleydim. Babam da benim için ayrı, anam da. Ama anacığım çok çekti canlarım. O yüzden anama kıyamam. Biliyorum çünkü anamın yaşadıklarını biliyorum. Herkes de biliyor. Beni izleyenler de biliyor. Akrabalarımız da biliyor. Benim anam anasız babasız yetim büyüdüğü için benim rahmetli dedem biliyorsunuz bilmeyenler için söyleyeyim şehittir. Benim anacığım hiç baba tanımadı. Annem 2 aylıkken babası askerde şehit öldü. Öldü biliyorsunuz. Rahmet olsun ruhuna. Rahmet arar dile benden böyle mübarek günde. İnanın bu kameranın düğmesine basmadan hiçbir şekilde diyemiyorum ki ben şöyle konuşayım diye. Ha böyle konuştukça konu açılıyor. Ben de ne gelayı seçimi onu diyorum. Eğer suçum varsa affedin. Bir saygısızlık asla yapmak istemem. Ama anamı hem seviyorum hem de bir yabancı olarak da bildiğim için yaşadıklarını acıyorum. Öyle yani uzatmayayım. Çünkü uzatırsam işin içinden çok başka şeyler çıkar. Onun için Allah hepimize hayırlı dönmeyi buradan nasip etsin. İnşallah tabii ki de %70-80 anca umutumuz var dönmemeyi. Dönmeye de kalı ya öyle 20-30. Tabii Allah bilir kimin ne olacağını. Bakarsın Allah bir kapı açar yürü ya kulum der. Hepimiz gideriz. Belli olmaz. Yapacak bir şey yok ama keşke bu güzel günleri sevdiklerimiz de yanımızda olsaydı da öyle bu güzel ömrümüzü daim ettirseydik diyeyim size. Siz beni anlıyorsunuz zaten. Konuşamadıklarımı, konuştuklarımı siz anlıyorsunuz gayet iyi. Onun için yürüyorum çok rahat. Ama buradaki halime de, hepimizin haline de hamdolsun. Kimse aç değil, açukta değil. Kimse kimseye zorlan hiçbir şey yaptırmay. Allah'a şükür bolluk var. Çalışırsan her yerde bolluk var. O da var tabii ki. Uşaklarımız, sağlıklı evlatlarımız var. Kimseye muhtaç değiliz. Allah'ıma binlerce kez şükür olsun. Ha yorgun muyuz? Yorgunuz.
Bu Türkiye'de de böyle, yurt dışında da böyle. Çalışmadan kimse kimseye bir dilim ekmek vermiyor. Bu böyle yani. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun, güç olsun. Hepimiz çalışalım. Allah'ıma çok şükür, çok iyiyiz. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Böyle mübarek günlerde dua edeceğiz. Her gün edeceğiz daha doğrusu. Sadece bugün özel değil tabii ki. Bugün yapsak daha güzel olur. Ama her gün edeceğiz. Her halimize şükredeceğiz. Kimse demesin ki işte ben ableyim de benim sonum yok. Her şeyin bir sonu var. Her şeyin bir sonu var. Gel anneciğim. Gel Zeynep. Neden? Çünkü derken? Gel göstermeyeceğim seni. Gel. Tamam yap. Öyle teyzeleri, ablaları, çocuklarım da içeride oynarlar. Erdoğan gececiydi. Dün ya dedim size, biliyorsunuz o yatay. Ben kendi kendime bu videoyu çekip kendi kendime yüklemeye çalışacağım inşallah. Ondan sonra çocuklarla kahvaltı burada yaptık. Erdoğan geldi saat 8 miydi neydi? O geldi. O da kahvaltısını yapmış mutfakta, gitti yattı. Ben de bugün cumartesi, günlerden cumartesi. Bunu çekip size hemen atacağım. Size bir video çektim ama onu da kandille ilgili, kandilinizi kutlamadığım için onu yüklemek istemedim. Kandilinizi kutlamak için bu videoyu çekiyorum size şu anda. Türkiye'dekilerin de, konu komşu akrabalarımın da, buradakilerin de, tanıdık tanımadık herkesin kandilini buradan kutluyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ondan sonra çıkacağız inşallah, mutfağı da toplayayım. Daha dediğim gibi mutfağı falan toplamadım. Erdoğan beni kaldır dedi, beraber alışverişe gidelim dedi ama o uyusun, güzelce ne uyusun, zaten alamaya uykusunu doğru. Ben çocukları alıp gideceğim şeye. Bilemal Edil'e giderim. Bilemal diye giderim. Bir de şey var. Buradan çok teşekkürlerimi yolluyorum ona. Gene bu Almanya'da bir abla buldu beni. Ama ben böyle bir şey görmedim. Maşallah, nazar almasın. Bahçe yapay ama görülmemiş güzel. Bahçe yapay, kendisi büyük bahçesi var. Dikiz, satay. Bana resimlerini attı Instagram'dan. Çok memnun oldum. Buradan onu öpüyorum. Kızını da aynı şekilde. Pazara gideyim satay ama böyle güzellik olamaz. Sadece yeşillik. Yani ben dedim ki bu bizim burada bir yerde. Sonra deyince burada ben şok oldum. Annem dedi 40 senedir yapıyor bahçe dedi. Pazılar, soğanlar böyle böyle maşallah. O bana ilaç ismi attı. Gübre ismi. Hani ben dedim ya ki köye gübre almaya gideceğim. Dedi ki Filizciğim dedi. Hatta size de gösteririm. Yağvol de var dedi. 5 kiloluklara 3,99 mu dedi. Ha, öyle bir şey dedi. Oraya da uğramak isterim. Bakayım ne var orada ne yok diye. Aldi'ye de başka bir tane de Aldi'ye gelecek dedi haftaya. Lidl'e mi? Aldi'ye dedi galiba. Aldi'ye. Gene yazar bağ. Sağ olsun. Olmayan tohumun varsa dedi annem sana yollar dedi. Annem seni çok seviyor dedi. Anneciğinin de Kadir mübarek gecesini kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok çok memnun oldum. İyi ki hepsi sucuğunuzu tanıdım. Tek tek Fatma annemizin de, kanalımızın biliyorsunuz Fatma annesi var. En büyüğümüz diyeyim size. Yorumlarından tanırsınız onu. İsmi Mehmet diye geçiyor ama oğlunun ismi galiba. Ya oğlunun ya eşinin, kendi ismi Fatma. O da yurt dışında. Fatma annemin buradan ellerinden öpüyorum. Çok çok yorum yazar. Tanımayan pek yok onu kanalımızda. Onun da ellerinden öpüyorum. Çok seviyorum onu, burada söylüyorum. İşte oralara dedim giderim. Uşakla da bir hava alırlar. Önce mutfağı temizleyeceğim. Bugün ne yapacağım? Bugün bir mercimek çorbası aklımda var. Böyle güzel. Helmeli deruk biz. Helmeli böyle yani. Kıvamlı. Bir mercimek çorbası yapacağım. Acili. Bugün soğuk var. Bugün çok rüzgar var. %70 rüzgar esiyor. Ha şimdi balkonda çamaşır var. Çamaşır da değil. Ha, bu koltukların örtüleri var. Alamadım bunları oradan. Kapıyı açamadım. O kadar ki mübarek bir rüzgar esiyor. Onları yaparım. Alışverişimi yaparım. Önce o çorbayı yapayım. Mutfağı temizlerken o bitsin. Ondan sonra uşakları alıp çıkacağım. Evi falan süpürmeyeceğim. Çünkü Erdoğan uyuduğu için süpürgenin sesinden asla uyanmaz Erdoğan. Da, top patlasın uyanmaz ama ben gene şey etemiyorum. Siz söylüyorsunuz. Ses etemiyorum. Eczaneye uğrayacağım. Peki bildiğiniz vardır Zeynep için. İyi geldi aklıma. Onu sorayım size. Daha Zeynep. Şşş.
Seni de eczaneye gidiyordum. Unuttuk aşkım. Bak o kabiye çıkarırım onu. 2 seneden beri Zeynep böyle oluyor. Zeynep'in teni beyaz. Böyle teni çok beyaz bir çocuk. Ha bu kadar daha güneşten ne oldu? Daha öyle güneş çıkmadı biliyorsunuz. 2 gündür parka gidiyorum onu. Gene oldu geçen seneki gibi. Ha bu ellerinin üzeri mesela neresi açıksa. Eğer kolları açık olsa yazın kısa kol giydi mi bu kolları böyle bir şey. Nasıl oluyor? Böyle güneş yanıyor gibi kaşıyor onları kaşıyor hep böyle içi kara kan dolu sivilce dolay kolları. İşleri ya böyle kan dolu hani nasıl diyeyim size nasıl anlatayım. Mesela bir çocuğa serum taktınız mı taktırmaya gittik mi de veya kan alma. Ha burada bileğini sıkayla da bıraktın mı burası bile küçük küçük nokta dolayı. Zeynep'te de aynı öyle oluyor. Mesela dün yanaklarının şurası. Bak şuraları. Şöyle gece sabaha kadar kaşırdı onları. Bir de böyle yaka giyin diye teyzeleri. Bu boğazların nabralarını yırttı. Dedim seneye gideyim eczaneye de geçen sene verdiydin orada bir krem. Ben dedim acaba alerjisi mi var güneşe? Yok dedi ama ben ondan gene şüphelenirim. Dün gene çünkü aynı oldu. Önceki günü de aynı oldu. Akşam sabaha kadar krem sürdü buna. Normal krem. Anne çok kaşınıyor, anne acıyor. Bu ellerinin üstü. Zeynep ellerinin üstünde var mı? Gelseydin de gösterseydim aşkım. Gel bakayım var mı? Boğazının altında mı vardı? Yiyin boğazını. Gel teyzelerin Kadir gününü kutlasana. Kadir güzel mübarek günümüzde. Oraya gel. Orayı göremem ama. Bakayım ellerinde var mı? Ellerindeki geçti. Teyzeler senin konuşmanı çok seviyor. Söyle bakayım. Ne söylemek istersin teyzelere? Bilmem. Mesela. Bak satıcı bak teyzen değil ki geçen ben satıcıyım seni de buradan öpüyorum. Başka teyzelerin de değil ki. Zeynep bize göstermiyor kendini. Bari bize bir şey söylesin. Onun sesini çok seviyoruz. Duyuyorsun anne. He? Duyuyorsun ne dediğini. Sen Ama ben de istemiyorum. Sen de görünme. Doğru. Çünkü aşkım dünyanın büyük... Nazar boncuğu tak, o kolyemi tak, öyle Ondan şeyimi. alakası yok aşkım. Ondan alakası yok. Sen daha çocuksun. Sen neden göstermek istemediğimi sonra sana açıklarım. Aşkım dünyanın bin bir türlü hali var. Sen okul çocuğusun bebeğim. Senin burada işin yok. O yüzden. Sen dersini çalış. Sonra burada imrenirsin sen de video çekme. Anne ben de yapmak istiyorum dersin. Burada senin işin yok aşkım. Tamam mı canım? Çok tanınma iyi değil. Boş ver. Gitti. Haksız mıyım? Belki beni haksız görürsünüz bilmiyorum ama ben bir anne olarak istemiyorum yani. Gerçi başka en baştaki videolarımın bir iki denesinde var. O zaman herhalde aklım kesmezdi. Ya da buralara geleceğimi bilmezdim. Nasıl derse o zaman çocuklarımın görünmesinden yana değilim. Bir de şöyle bir durum var. Başka kanallarda görüyorum. Ya çok çocuklar üzerinden video çekilmesinden yana değilim yani ha. Ben belki şurada sofra kurarım. Erdoğan, ben, Efe, Zeynep otururuk orada yemeğimizi yeriz. Belki izlenirim 20-30 bin. Belki değil eminim izleneceğimden. Çünkü öyle videoları ailecek olan videoları ben dahil seviyoruz değil mi? Ama ben ondan sonra vicdan azabı çekerim. Biz böyle iyi yok. Allah yürü kulum dedi o yere kadar yürürük. Oradan o yana gidemezsin. Asla. Çocuk ben orada oturacağım, yiyeceğim, içeceğim de her gün kahvaltılan ben öyle de yapamayırım yani gerçekten. Yapsam da sonradan bana bir tuhaflık gelir. Bu nedir yani? Öyle bir his gelir bana. Yani. Filiz sen ne yaparsın derim kendi kendime. İstemiyorum öyle. Ben kendi başıma oğlum açtı bana bu kanalı. Hepsi Suzen Allah razı olsun. Ben buraya kadar geleceğimi de bilmezdim. Beni böyle seveceklerini de bilmezdim. Hepsi iyiyim de her şeyi ben dört dörtlük asla yapmayırım. Asla. Çok hatalarım da olabilir. Hiç kimse benim yüzümü onu vurmadı. Beni ben olduğum için sevdiniz. Yemek lan ondan bundan sevmediğinizi bilirim. Benim yaptığım herkes beceriyor. Beni ben olduğum için sevdiğinizi çok iyi biliyorum. Bu mübarek günde Allah hepinizden razı olsun. Her ne olursa olsun hep benim yanımda oldunuz. Hiç unutmayırım. Sabaha kadarki mesajlarınızı okuyorum. Geri dönüyorum kaç günden beri. Gerçekten çocukları uyutup sizin mesajlarınızı yorum yazıma çalışıyorum.
Ama bittiğim yerde de daha dönebilirim. Oradan yanımda da kalıp atarım. Kusuruma bakmayın. Yani bu dediğim gibi bu herkes biliyor. Yani bütün çevrem de biliyor. Ben kanalım açılana kadar kimseye bak komşularıma bile hiç kimseye bana abone ol bana şöyle ol asla demedim. Çünkü ben bu iki videoyu attıydı efendim. Bu da yolda yani. Hatta müziğin biz telif olduğunu bile bilmezdik. Bir tanesine müzik koyduyduk galiba. Sonradan olmadı kaldırdık onu. Başka bir şekilde yükledik onu oraya. Arabanın içinde miydi? Ofenbach'ta mıydı benim ilk videom? İlk beni seyretenler bilirler. Ondan sonra buraya bu işle geldi. Yardım edenlerden de Allah razı olsun. Pişman mıyım? Hiç pişman değilim. Niye pişman değilim? Ha belki diyen olur Filiz. Aldığın para çok az. Yani bunu yapana kadar dediler de hatta git bir saat daha çalış ama ben tanıdığım insanlardan çok ama çok memnunum. Çok memnunum. Asla kırmak istemem. Ben burada benim kanalımı kurtarmak için sabaha kadar yorum için, beğeni için savaş yapanlar var. Ben hiç kimseye hata etmek istemedim. Hata gördüm. Bunları da bir kişi hariç yani herkese Allah'a havale ediyorum. Yapacak bir şey yok. Daha ne diyeyim size ne diyeyim ne anlayayım. Böyle yani buraya kadar geldik. Ama çocuklarımın ben görüp bunu da çok kişi yazay bana. Çocuklara neden göstermişsin? Gösterenlere saygım var ama ben şu anda bilmem ileride ne olur. Efe zaten hiç istemiyor. Efe istemiyor bak. Efe baştan beri istemiyor. Ama Zeynep istiyor. Zeynep Ayşin gel desem gelir ama gerek yok. Ondan sonra görecek onu biri yok annen video çekiyor. Yok Zeynep beni de çek. Zeynep beni de göster. Şöyle de uşağın kafası dağılacak. Dersini yapsın. Onun yeri okul. Onun yeri park. Çocuk çocuk gibi hareket etsin. Büyük gibi netmesin. Ben sevmiyorum ama diyeceğiz ki Filizciğim bizim çocuklarımız görünüyor da bize mi hani laf ataysın? Ben kendi ailemden mesulum. Yapanlara her zaman derim saygım sonsuz. Severek de izlerim yapanları ama ben kendi şahsıma ben kabul etmiyorum böyle bir şey. Ama yarına kendi büyüyecek de diyecek bana ki anne ben de isterim. Yarına çıkacağım belli değil. Belki bir gün sonra kapanacak kanal. Belki bir şey olacak Allah korusun kötü bir şey biz kapatacağız. Onu bilemem. Allah'ın dediği olur. Ha, o zaman kendi bilir ama şu anda Zeynep'i ilk baştan çünkü ben bir iki videoya çıkardım. Yani göründü birkaç yerde. Tuttu Dubai kendi ben de kanal açacağım. Zeynep böyle şeylere zaten hevesli. Daha uşak aklı kesmiyor çünkü. O zaman kafası bölünecek. Zaten dersleri çok zor. Koronadan dolayı okula da gidemiyorlar. Gidiyle bir saat. Bir saatten ne olur? Yaptı, evde yaptığı dersleri göstere gelene kadar gene gidi alırım bunu. Bu kadar yani. Hiç ben gerek duymuyorum şahsen. O şekilde izleneceğime de hiç izlenmem daha iyi. Ha böyle kendi başcağızımıza ben kendim için açtım bu kanalı. Kimse için açmadım. Yani sen herkes için geçerli. Ben seni çekeyim de Allah sen gel ben de kameraya gir. Bir videoda bir video olsun. Ben kimse için açmadım. Ben ne yapabilirsem. Ha şimdi attığım fazla videoyu ataysam biliyorsunuz kanalda sorun var diye. Bir mübarek günde inşallah burada düzelir. Bunun sıkıntısından da kurtuluruk. Ama yani yapacak dediğim gibi hiçbir şey yok. Ben kendi kendime açtım bu kanalı. Kendim ne kadar yürütebilirsem İsteyen görünür, istemeyen görünmez. Kim kimi gösterirse göstersin. Benim kimse olan işim yok. Ben kendime bakarım canlarım. Ben bir sürü YouTuber arkadaş da izliyorum. Hepsini de çok seviyorum. Herkes bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama yalnız. Ama ailecek. Kim nasıl severse öyle yapsın. Benim diyeceklerim bu kadar canlarım. Hepinizin tekrar tekrar bir mübarek gününü kutluyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın canlarım. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.